Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. İntegralde arkadaşlar geliştirici testimizi çözeceğiz bugün. Birinci soruyla başlıyoruz. İntegral 4x kare bölü karekök içerisinde x küp artı 8. Şimdi arkadaşlar integralde burada değişken değiştirme yöntemini yaparak integralin sonucunu bulacağız. Burada değişkeni şöyle yapacağız. Daha doğrusu karışık gelen yer aslında değişken yapılması gereken yer olacaktır. Şu an alt tarafta kareköklü ifade biraz sıkıntılı olduğundan dolayı biz x küp artı 8'e u değişken değiştirmesini yaparsak. Şimdi bizim integralimiz şöyle olacaktır. Şu karekök içerisindeki ifadede İçerideki ifadeyi u dersek burası karekök u olacaktır. Bir de şunu yapacağız. Diferansiyel alırsak burası 3x kare dx eşittir du olarak bulunur. Şimdi şurada x kare dx gördüğümüz üzere aslında biz her tarafı 3'e böldüğümüz zaman du bölü 3 yazabiliriz. Şimdi bir de burada 4 olduğundan dolayı aslında 4 çarpı du bölü 3'ten şu 4 bölü 3'ü dışarıya çıkartabiliriz katsayı olarak. Şimdi bir de şurayı 2 ile çarpıp daha doğrusu şöyle yapacağız. Şu 2'yi dışarıya alalım. Burayı 2 ile çarpıp şurayı 2'ye böldüğümüz zaman şimdi şurası 8 bölü 3. Aslında şu 1 bölü 2 kök u'nun integrali kök u olduğundan dolayı bu 8 bölü 3 kök u artı c'ye eşit olacaktır. Buradan tekrar u gördüğümüz yere küp, x üzeri 3 artı 8 yazarsak bizim aradığımız integral sonucu 8 bölü 3 karekök içerisinde x küp artı 8 olarak bulunacaktır. Bu da Ceyhan seçeneğinde mevcuttur. O yüzden aradığımız seçenek bu olacaktır. İntegral kök a eksi kök x'in karesi bölü kök x dx'in integrali nedir? Şimdi yine değişken değiştirmesini kök a eksi kök x'e dersek bu u olsun. İntegral şu ifadenin yerine u dersek burası u kare bölü. Şurada diferansiyel alırsak her iki tarafın türevini alacağız. Burası eksi 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Burada dikkat ederseniz aslında biz her tarafı eksi 2 ile çarparsak dx bölü kök x eşittir eksi 2 du olarak bulunur. Yani biz şuradaki ifadenin yerine eksi 2 çarpı du olarak yazacağız. Eksi 2'yi dışarıya çıkartırsak aslında burası u kare du olur. İntegralini alırsak eksi 2 çarpı u üzeri 3 bölü 3 artı c. Eksi 2 bölü 3 u dediğimiz ifade yerine tekrar şu değişken değiştirmesini yazarsak burası kök a eksi kök x'in küpü olacaktır. Bir de 2 bölü 3 ile çarpacağız. Eksi 2 bölü 3. O zaman aradığımız doğru seçenek arkadaşlar Bursa seçeneğinde mevcut. Sorumuz şu şekilde. İntegral küp kök 5x karenin değeri kaça eşittir? Öncelikle şu ifademizi düzenlersek burası küp kök 5 çarpı diğer ifademiz x üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazılırsa. Şimdi sabit sayıyı dışarıya çıkarttık. Bu küp kök 5 çarpı aslında integral x üzeri 2 bölü 3 dx olacak.
Bu ifadenin biz integralini alırsak x üzeri kuvveti 1 arttırdık. Burası 5 bölü 3. Yine 5 bölü 3'e böleceğiz. Artı c diyeceğiz. 3 bölü 5 ters çevrilirse çarpım şeklinde buraya gelecektir. Çarpı küp kök 5 çarpı. Şu ifadede karekök içerisinde x üzeri 5 burada. Bu da küp kök olacaktır. Şunları da tek kat sayı şeklinde yazarsak 3 bölü 5 çarpı küp kök 5x üzeri 5 artı c olarak bulunur. Aradığımız doğru yanıt Adana seçeneğinde mevcuttur. Boşluk olacak. 4. sorumuz. İntegral f(x)'in değeri integral f gt çarpı g'nin türevine eşit ise hangisi daima doğrudur? Şimdi bu eşitliğin her zaman doğru olabilmesi için şimdi eşitliğin sol tarafına herhangi bir işlem uygulamayacağız. Şimdi şu ifadeyi biz x değişken değiştirmesi yaparsak yani gt dediğimiz fonksiyona x diyeceğiz. Şimdi burada yeni yazdığımız zaman burası f x olacak çarpı bir de şu ifadede her iki tarafın diferansiyelenirse burası g'nin türevi çarpı dt eşittir dx olacak. Yani şu ifadenin yerine biz tekrar ne yazacağız arkadaşlar? Dx. Dikkat ederseniz eşitliğin sol tarafı çıktığından dolayı demek ki bizim gt dediğimiz fonksiyonun x'e eşit olması gerekir. O yüzden aradığımız doğru seçenek Bursa olmalıdır. 5. sorumuz. X küp artı 5x artı 3'ün karesi çarpı 3x kare artı 5 integral değeri kime eşittir? Şimdi yine bir değişken değiştirme yöntemi. Şimdi şu ifadenin tamamına x küp artı 5x artı 3'e u dersek bizim integralimiz bu ifade u üzeri 2 olacak çarpı. Bir de burada diferansiyel alırsak burası 3x kare artı 5 çarpı dx eşit olacak. Karşı tarafın diferansiyeli du. Şimdi şu ifadenin tamamı aynen burada mevcut olduğunda bu ifade du olacaktır. Artık değişken değiştirmesinden sonra basit bir şekilde bunun integralini alabiliriz. Burası da u üzeri 3 bölü 3 artı c eşit olur. U dediğimiz ifadeyi tekrar yerine yazarsak burası x küp artı 5x artı 3'ün 3. kuvveti bölü 3 artı c olur. Aradığımız doğru seçenek arkadaşlar Adana seçeneğinde mevcuttur. Doğru şıkkımız bu olacaktır. Son sorumuz. Kök x artı 2009'un küpü bölü 2 kök x dx'in integrali nedir? Şimdi şu kök x artı 2019 ifadesine u değişken değiştirmesi yaparsak. Şimdi bir de diferansiyel alırsak. Burası kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı. Sabit sayının türevi zaten 0 olacaktır. Burası dx diyeceğiz eşittir. Karşı tarafın u'ya göre diferansiyel de du olur. Şimdi burada yerine yazarsak. Şu ifadenin yerine biz arkadaşlar u dedik. Yani burası u üzeri 3 çarpı. Burada dx bölü 2 kök x dediğimiz ifadede du olacaktır. Artık bunun integrali alınırsa u üzeri 4 bölü 4 eşittir. Bir de tekrar değişken değiştirmesini yerine yazarsak burası kök x artı 2019'un 4. kuvveti bölü 4 olacaktır. Artı bir de c'miz var. Aradığımız doğru seçenek arkadaşlar Adana seçeneği mevcuttur. Doğru seçenek bu olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Değişken değiştirme yöntemiyle integral bulacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.